Ben Serdar Özen, 1955 İstanbul doğumluyum. İki çocuklu bir ailenin büyüğüyüm. İlkokulu İbrahim Alaaddin Gölsağ'da okudum. Ortaokul, Şerim'in ortaokulunda başladım. 1968'de rahmetli babamla annem İsviçre'ye gelene kadar orada okuduk. Onlar geldikten sonra tabii İsviçre'deki göç olayı başkaydı. O zamanki kanunlar da başkaydı. Gelen ailenin 3 sene geçmesi lazımdı. Ailesini yanına aldırabilmesi için. Bunlar çocuklar da olsa aynı şeydi. Rahmetli bayağı uğraş verdi. Bizi 1,5 sene sonra yanına aldırabildi. Babamın kunduracı bir arkadaşı var burada. Çok eski bir arkadaşı. O İsviçre'de çalışıyor. Bir izine gittiğinde onunla, babamla karşılaşıyorlar. Ya Mehmet diyor, böyle diyor, bir firma diyor. Yani iyi sayıcılardan istiyorlar, arıyorlar. Gelmek istemez misin? Ya diyor, nasıl diyor, istenmez mi diyor. Tabii diyor, hani seve seve diyor, gelirim. Sonra rahmetli o arkadaşı İsviçre'ye gelince Fretzman de kendisini, o zaman bildiğimiz bizim, kendisini geliştirmek için kaliteli sayıcılar arıyorlar. Onları da hem geliştirmek için hem modeller için yardımcı olabilecek. Bu babamın arkadaşı vasıtasıyla onlar babama davetiye çıkartıyorlar. O zamanlar şimdiki gibi elini kolunu sallayarak ya da kaçak yollarla gelme şansınız da zaten yok. Öyle bir imkanınız yok. Giriyor işte aracılarla beraber. Annemle babama uçak falan yok. Tren bileti. Tren biletini gönderiyorlar. Trenle 3 gün 3 gece buraya yolculuk. Ne yol bilirsin, ne hal bilirsin, ne bir tek yabancı kelime bilmezsin. Biniyorlar Sirkeci'den. Bindiler rahmetli babamla annem. Çıktılar maceraya. Macera bambaşka bir macera zaten. Geliyorlar bir yerde, Avusturya girişinde bir yerde durduruyorlar. İşte nereye, ne anlaşıyorlar, ne anlaşamıyorlar, ne konuşuyorlar, ne konuşamıyorlar. Bunları indiriyorlar trenden. Başka bir yere gönderiyorlar. Hatta dışarıda kalıyorlar. Bir tren istasyonunun kapalı alanı vardı. Kapalı alanına giriyorlar. Orada geceliyorlar. Kim nasıl tam bilemeyeceğim. Bir tane Türkçe yarım yamalak Türkçe bilen bir çocuk getiriyorlar. Diyorlar siz yanlış yere geldiniz. Falan yere gideceksiniz. Bir şekilde Züriye'ye yönlendiriyorlar. Ama o gelirken aç susuz, nereye gideceksin, ne yapacaksın? İşte siz geç geldiniz diye firmadan rahatsızlık var. En sonunda yani işte aç susuz bir halde geliyorlar. Zürih'te bir Türkçe bilen birisi gene karşılıyor bunları. Onların bir şekilde yönlendirmesiyle firmaya geliyorlar. Firma bunlara bakıyor. Demin dediğim gibi ya işte hani siz geç geldiniz. Geç geldiğiniz için hakkınızı yitirdiniz. E ne olacak? En sonunda iş oraya geliyor. Tamam diyorlar. İlk oturdukları eve, firmanın bir evine annemle babamı yerleştiriyorlar. İki göz ev. Ne yatak var, ne döşek var. Annemle babam da birer tane bavul ellerinde. Onu ben şimdi düşünemiyorum bile, hayal bile edemiyorum. Hangi kadın, hangi adam öyle bir noktada ne yapabilir? Artı tek kelime yabancı dil de yok. Onun getirisi daha fazla. Yani zorlu. Ekmek alacaklar, ekmek diyemiyorlar. Su isteyecekler, su diyemiyorlar. Suyu böyle işaret ederek gösteriyorlar. O zorluklar hakikaten altından kalkılmayacak zorluklar. Sonra buluyorlar, işlerini geliştiriyorlar.
Her ne kadar dilde anlaşamasalar bile başka dil bilenler vasıtasıyla yardımcı oluyorlar. İşte Fretzman her konuda yardım etmeye çalışıyor. O verilen evlere işte yavaş yavaş mobilyası düzülüyor, yatağı alınıyor, kanepesi, koltuğu alınıyor. Bir yaşam başlıyor. Ondan sonra tabii her annenin babanın olduğu gibi çocuklarımızı konuşmamın başında söylediğim gibi yani 3 seneden önce alamıyorsunuz aileyi İsviçre'ye. Araya giren, yardım eden çok İsviçreliler de var. Onlar vasıtasıyla yabancılar polisinden bir şekilde izin çıkıyor bize. Bizim de izine gelmiş olan bir Türk'ün arabasında karı koca bir de küçük çocukları var. Kız kardeşimle beni de alıyorlar. İsviçre maceramız başlıyor. Başlıyor buraya dediğim gibi geldik. Biz de dil bilmiyoruz. Ama işte uğraş vere vere, rahatsızlık çeke çeke yani olmuyor ki o zaman bizim geldiğimiz zaman da rahmetli babamın da ehliyeti yoktu. Herhangi bir yere gidebilmek için ya trene gitmemiz gerekiyordu. Ya tanıdık birisini bulmamız gerekiyordu. Bizi hani bir alışverişe götürsün. Ki babam ehliyet alana kadar, ehliyet aldıktan sonra Türk malzemeleri, Türk yiyeceklerine özlem her geçen gün artıyor. Yani şimdiki nesilde, ortamda çok şanslılar. Bizim zamanımızda ne bileyim babam bir kilo beyaz peynir almak için Züriye, Yelmoli'ye gidiyordu. Yelmoli'nin alt katında yiyecek satan yer varmış. Orada Yunanistan'dan gelen beyaz peynir varmış. O beyaz peynir almak için ta Züriye'ye gidiyordu. Biz buraya geldik. Ben 15 yaşındayım, kardeşim 13 yaşında. Ya Türk bakkalı yok. Rüyalarımıza sucuk giriyor. Bir yumurtalı sucuk. Bundan sonra geçen zamanlarda izine gittiğimizde ne yapıyorduk? Yazın göbeğinde sabah öğlen akşam sucuklu yumurta yiyorduk her tarafımız kabarana kadar. Tatil mi yapıyorduk? Tatil mi bizi yapıyordu bilmiyorum. Onun için zorluklar buraya geldik. Dediğim gibi dil yok. Arkadaş yok. Geldiğin geniş, yani güzel İstanbul'daki o dostluk, arkadaşlık, mahalle gençliği yok. İsviçre'ye geldik. Gelmeden önce Türkiye'de tabii bambaşka bir ortam yaşıyorsunuz. Bambaşka bir dostluk, arkadaşlık var. Mahalledeki abilik var, kardeşlik var, birbirine yardım var, sevecenlik var. Hele İstanbul gibi bir ortamda o eskiler bilirler. Mahallelerde geçen çok ender araba vardı. Geçen araba iki kere geçtiği zaman nereye gidiyorsun sen diye çevrilirdi, sorulurdu. Bir aileviyat vardı. O arkadaşlıklarda herkes birbirinin abisi ablasıydı. Birbiriyle yardım en üst düzeydeydi. Herkes birbirinin ailesiydi. Birine ekmek lazım olsa, kendi oğlunun olması şart değildi. Serdar şuradan bir ekmek al da denilebiliyordu. Ya da benim annem de başkasına bana şunu alsana deniyordu. Ama en güzeli galiba bizim o eski kültürümüzde camdan bir sepet sallama olayımız vardı. Maalesef artık yeni rezistanslar falan çok olduğu için onlar geçti. Biz halen de ona sahibiz. İstanbul'a gittiğimiz zaman oturduğumuz konum itibariyle kendi mahallemizdeki eski bakkalımız Abdü'ye halen daha camdan seslenip Abdü şuradan iki tane ekmek koysana sepete diyebiliyoruz. Biz o konudan kendimi daha şanslı görüyorum. Kendimi, çocuklarım bu ortamı tabii bilmiyorlar. İsviçre doğumlular. Onların yaşadıkları şeyler Türkiye'ye gittiği zaman yani çok güzel şeyler yaşıyoruz. Poçacı geçiyor sokaktan. Poçacı, poça kaç frank
diye soruluyor. Ama bunlar hep yaşadığımız güzel şeyler. O geriye dönüp baktığım zaman, hele hele İsviçre'ye geldikten sonra oradaki güzellikleri çok daha iyi anlayabildik. Bize verdiği dostluğu, arkadaşlığı, aile havasını, tabii İsviçre'de görme şansımız yoktu ki geldiğimiz zaman da burada zaten çok az sayıda Türk vardı. Artı ben 15 yaşında geldim, 70'te benim akranım, zaten bir tane arkadaşım yoktu. Annemiz babamız ilk hedefleri, ilk fırsatta çocuklarımızı aldıralım, istikballerini kurtaralım, yarınlarını garantiye alalım diye, ki yalnız benim annem de babam da değil, büyük bir ihtimalle bütün herkesin annesinde babasında aynı şey. Mühim olan ne olursa olsun bizim geleceğimizdi, istikbalimizdi. Nitekim 70'te buraya gelme imkanımız olduğu zaman buraya geldik. Ortaokulu yarıda bıraktık. Burada tahsili devam etmeye çalıştık. Yaş itibariyle okuldan diploma alma değil, Almanca da bilmediğimiz için okula yalnız kulağı Almanca'ya doldurmak için bizi aldılar. Kız kardeşim okula gitti, o diplomasını aldı. Ben yaş olarak büyük olduğum için ben onu beceremedim. Almancamızı kuvvetlendirdikten sonra matbaacılık mesleğine girdim. Matbaacılık okudum. Matbaacılığı bitirdikten sonra bu çok uzun seneler meslekte çalıştık. Çok çok güzel şeyler yaşadık. Unutulmaz anılar var. Orada da çok güzel ortamlar vardı. Ama dönüp dolaşıp geliyoruz. Yani Türkiye'deki güzellikleri bulamıyoruz. Geldiğimizde tek kelime Almanca bilmiyorduk. Almanca bilmediğimiz için anlaşmamız da çok zor oluyordu. El kol hareketleri, hani Tarzanca dedikleri o olsa gerek. Bizim 15 yaşında gelmişsiniz. Ergenliğin en güzel çağı. İstanbul'da ortamın içine girmeye çalışıyorsunuz. Buraya geliyorsunuz. Burada tek kelime konuşamadın. İnsanlarla karşı karşıyasın. Bir birlik noktamız bizim. Ben topu çok sevdiğim için, futbolu çok sevdiğim için toptu. Her ne kadar anlaşamasak da işte futbol bağlaştırır dedikleri olay gibi orada biraz ortama girmeye çalıştık. Bizim zamanımızda dil de bilmiyorduk. Arkadaşımızın evi vardı. Kapısında garaj kapıları vardı. Garaj kapılarını da gelip alırdı işaretle falan. Orada top oynardık kaleye gol atmak için. Kale kapısı kalemizdi. Yani garaj kapısı kalemizdi. Onu annesi çıkardı. O 70'li senelerde Arap Harbi çok ön plandaydı. Acısını çekenlerden de birisiydi. Çıkıyordu, kadın bağırıyordu, çağırıyordu, bizi gönderiyordu. Bir şeyler söylüyordu, bir nasır diyordu, bir şey diyordu. Biz dönüp arkamıza baka baka eve gidiyorduk. 2 saat sonra oğlu geliyordu. İşte benim annem normal değil gibisinden. Gel gene top oynayalım diye el kol hareketleriyle. Gene top oynuyorduk. Öyle öyle sosyallaşmaya başladık. Biraz dilimizi geliştirmeye başladık. Biraz zorlukların altından kalkmaya başladık. Yaşadığımız çok sıkıntılar da oldu. Ama herkesi genelleme, yani aynı kuyunun içine atmamak lazım. İyiler de çok vardı. Ama yani okula kulak doldurmak için gittiğimiz zaman kar topunun içine buz koyup kafamızı atan da vardı. Sen onlara bakma diye gelip bizim arkamızda durup ötekileriyle kavga eden insanlar da vardı. Neticede azmetmek gerekiyor. Bazı şeyleri altından kalkamıyorsunuz. Onlara da başka türlü bazı şeyleri ispat etme imkanı oluyor. İşte bizi top bağladı. Top bağlaması öyle öyle hayata girdik yavaş yavaş. Toplumun içine girdik. Hiç unutmuyorum, bir daha yeni takıma şey yapmışım. Kış gezisi, ya daha doğrusu takımın bir gezisi var. Valiz kantonuna, dağlara gideceğiz, gezeceğiz. Allah Allah. Şeyde kağıtta yazıyor, iyi ayakkabı.
yolunuz olsun diye yürüyüş için. Biz gittik. Cıgır cıgır yine rugan ayakkabı aldık. Rugan ayakkabıyla daha gittik. İnsan neleri ne bileyim yaşıyor, yaşadıktan sonra şimdi gülüyoruz. Gülelim mi ağlayalım mı bilemiyorum. Hiç unutmuyorum o gittiğim gezide, daha dil falan da bilmiyoruz. Gittik, tren istasyonunda indik takımla beraber. İşte bonfrit yazıyor. Bonfrit benim aklıma hep bonfileye gidiyor. Bana diyorlar kulüp başkanı falan da, işte Serdar bundan yediyor. Nine nine diyoruz ona. Şey Schweine o Schweine. Olmaz diye sonradan patates olduğunu söylediler. Kalktık. Ondan sonra işte takımda biraz iyi oynamaya başladık. Takımda biraz geliştik. Arkadaş çevremiz gelişti. Dil öğrenmeye başladık. Bu arada dediğim gibi okula gönderiyorlar. Kulağımız Almanca'ya da olsun diye, konuşmaları dinlememiz için. O zaman okulda öğretmenimiz vardı bir tane. O çıkartıp bana 54 Dünya Kupası'nın kitabını vermişti. Derste bak sen buna bak diye. Türkiye'nin de ilk Dünya Kupası'na katıldığı şey. Onlara baka baka artık sayfaları da, resimleri de, yazılan harfleri, kelimeleri bile ezberlemiştim. Almanca öğrenmemiz öyle başladı. Ondan sonra arkadaş çevreniz gelişiyor. Sosyal alanda mümkün olduğu kadar girgin olmaya çalışıyorsunuz. Yalnız takım değil, turnuvalara gitmek için yapılan, burada meşhurdur Grumpy Turnier dediğimiz 6'şar kişilik takımların kurulup turnuvalara, istediğin turnuvaya katılabiliyorsun. Onlara gide gele çevremizdeki arkadaşlarımızı, işte dostluğumuzu artırarak, tabii dili geliştirdikçe dostluk da artıyor. Meslek eğitimi o başlı başına bir şey. Başta bayağı oldukça çok zorlandım. Sonra Allah'a çok şükür altından kalktık. Ondan sonra bir rahatlama geliyor. Bazı şeyleri bırakıyorsunuz ama şey, top böyle çok aşkımızdı bizim. Onunla yatıyorduk, onunla kalkıyorduk. Hatta çocukluğumda hiç unutmam. Rahmetli dayım bir okul diplomasından sonra topla top ayakkabı almıştı. Hani derler ya, ben gerçekten yaşadım. Hani top ayakkabısıyla yatılır mı? Top ayakkabısıyla yatmıştım. Güzel şeyler, güzel günlerdi. Zorluklar dediğim gibi, yiyecek içecek için çok sıkıntı çekiyorduk. Bu arada mümkün olduğu kadar ortam gelişti. Eski ortam yoktu. Yani artık sucuklar rüyalarımıza girmemeye başladı. Burada yavaş yavaş dükkanlar açılmaya başladı ki Luzern'de açılan ilk Türk bakkalını rahmetli babamla ben açmıştım. Evlere servis yapıyorduk. Video dağıtımı yapıyorduk. İşte ortama gire gire, çevreyi genişlete. Rahmetli babam burada Luzern'de ilk Türk cemiyetini kuranlardan zaten birisi. Sosyal olarak cemiyetlerde oldukça aktif, çalışkan, ön plana çıkan birisidir, sayılır, sevilir. Hatta rahmetli olduğu zaman Hürriyet Gazetesi İsviçre babasına ağlıyor diye bir başlık atmıştı. Herkes tarafından baba olarak bilinir, tanınırdı. Onun verdiği uğraşlar bizi tabii daha da motive ediyordu. Mesela Luzern'de ilk bayram namazını bir kilisenin salonunda, putların üstüne falan çarşaflar falan örterek ilk rahmetli babam gerçekleştirmişti ki o zaman her yerde işte hoca falan yok, namaz kıldıracak imam. Hiç unutmam, bir acayip karlı bir kış günü Zürih'ten bir imam aldı bayram namazını kıldırmak için. Gelirken hatta iki kere de döndüler arabayla. Savruldular, Allah'a çok şükür bir şey olmadı. Geldiler, bayram namazını eda ettikten sonra. Yani o da bir ilktir. Zaman geçiyor, işte
kendimiz top oynuyorduk. Trafik kazası geçirdim. Mecburen topu bırakmam gerekti. Bayağı uzun süre hastanede kaldık. Çıktıktan sonra toptan artık hayır gelmeyeceğini düşünerek askere gittim. Dönüp geldik. Askerliğimiz bitti. Bayağı sıkıntı yaşadık. O zaman 76'da İsviçre'de muazzam bir işsizlik vardı. Ve yaşanan en büyük işsizlikten, krizden bir tanesiydi. Yani ben ondan sonra o kadar kuvvetli bir şey görmedim. Gitmeden önce matbaa her türlü garanti vermişti. Hani geldiğin zaman biz seni gene işe alacağız diye. Gittim. Adam diyor biz diyor 5 kişi çıkardık işten. Yani seni almak isterim ama alma şansım yok benim. Yabancılar polisi dedi ilde bir tane iş bulacaksın. Bulamazsan sıkıntı var. Oturma izni veremeyiz sana. Ne yapalım ne edelim? Bulabileceğiniz ne iş olursa olsun dedi bir yerde çalışman lazım ki oturma izni verelim sana yoksa veremeyeceğiz. Gittik bir tane matbaacılık ne dokumacılık ne bir tane dokuma firmasında şey buldum, iş buldum çalışabilmek için. Neyse Allah'a çok şükür onun da üstünden geldik. Bayağı sıkıntılar oldu. Bu arada rahatsızlığım işte bacağın ağrıları, durumlar nispeten düzeldi. Topa gene başladım. Gene sevdamız toptu. Gene topla çevremiz gelişti. Daha da gelişti. Bu arada hakemliğe başladım. Hakemlik yapıyordum. Hakemliğe başladan arkadaşım da kulakları çınlasın. O İsviçre 2. liginde o zaman şimdiki Challenge League dediğimiz ligde hakemlik yapabilmek için İsviçre uyruklu olman lazımdı. Yabancılara Challenge League'de hakemlik yaptırmıyorlardı. O arkadaşım için İsviçre Futbol Federasyonu kanun değiştirmişti. O da beni çok motive etti ve de çok samimi olduğum bir arkadaşımdı. Beraber de top oynuyorduk. O zaman işte Türk takımları burada kuruldu. Mesela en eskilerinden bir tanesi Arao Türk gücüyle Zug Türk gücüydü. Ve birbirine ne bileyim Fenerbahçe Galatasaray derbisi gibi derbiler yapılırdı. Atatürk kupaları tertiplenmeye başladı. Maalesef ve maalesef şu an olmayan, yaşanılmayan birlik, beraberlik, dostluk, aile. Ne bileyim maç olduğu zaman Arao Şah'ın bilenler bilir bir panayır yeri gibiydi. Aklınıza hayalinize gelecek her türlü ızgaralar, yemekler, mezeler. Maç başlardı biz sanki ne bileyim bir stadyumda oynuyormuş gibi böyle yüzlerce seyirciyle oynardık. Seyreden işte babalarımız, abilerimiz, arkadaşlarımız, maçı seven kadınlarımız onlar da seyrederdi. Sevmeyenler de onlar pikniğini yapardı. Maalesef şu an yok işte yani yok. Çok değer, yani çok güzel bir değer kaybı bu. Çok güzel bir değeri kaybettiğimiz için ben kendi payıma çok üzülüyorum. Sahip olduğumuz değerlerin kıymetini bilebilsek, iş işten geçtikten sonra onu geriye getiremiyoruz, maalesef getiremiyoruz. Arao'nun Türk geceleri İsviçre'de çok meşhurdu. O kadar meşhurdu ki, yani bizim annelerimiz, ablalarımız, teyzelerimiz, tanıdıklarımız Arao'nun gecesi olacağı tarih belirlendikten sonra sanki Türkiye'de bir baloya gidiliyorlarmış gibi kendilerine giyecek hazırlarlardı. Ne alalım ne edelim ya dikerlerdi ya kıyafetler alınırdı ve orada iğne atsan yere düşmezdi. Şimdi maalesef gene maalesef işte yok gidiyor. O değerleri yaşayanlar mutlaka bilir. Orası bir baloydu, bir ailenin buluşmasıydı. Mesela çok önceden buradaki birlik beraberlikler ya da evlenen arkadaşlarımız, kardeşlerimiz pek çoğu
orada kız arkadaşlarını ya da şimdiki eşlerini tanıyarak evlendiler. Geçen bunca zaman zarfında şöyle geriye dönüp düşünüyorum. İlk buraya geldik. İkinci sene ilk defa tatile gideceğiz. İzine Türkiye'ye gideceğiz. İlk defa semtinden ayrılmışım, mahallenden ayrılmışım. Ne bileyim manavından, bakkalından, kasabından ayrılmışım. Çocukluk arkadaşlarından ayrılmışım. Belli oldu gideceğimiz tarih. Bir hafta kala gözümüze uyku girmiyor. Türkiye'ye gideceğiz. İşte onu görürsek ne diyeceğiz? Bunu görürsek ne diyeceğiz? Ne gelişecek? Onlar bize nasıl yaklaşacak? İlk defa ayrılmışsın. İlk defa uzun zaman sonra görüyorsun. Babaanne var. Dede var. Onlara ben zaten anne baba diyordum. Onlara ne yapacağız? Onları görünce ne yapacağız? Onlar dayanabilecek mi? Onlar yaşlılar. Zaten ne bileyim o gün geldi. Allah'ım ilk defa uçağa biniyorum. Gelirken Türkiye'den gelirken o arabayla gelmiştik biz. İlk defa uçağa biniyorum. Uçak mı uçuyor, ben mi uçuyorum bilmiyorum. Gittik mahalleye, o heyecan unutulmaz ki. İşte o zaman Yeşilköy havalimanına indik. Topkapı evin önüne geldik. Allah'ım diyorum geldik. Şey böyle sanki bambaşka bir dünyaya gelmişsin gibi etrafına bakınıyorsun. İşte bakkal yerinde duruyor mu, manav yerinde duruyor mu, kasap yerinde duruyor mu? İşte arabadan inerken pencereden gören komşular, aa Serdar geldin mi? Muhabbeti zaten onlar aklına gelince insanın tüyleri diken diken oluyor. Girdik babaannemizle, dedemizle öpüştük, sarıldık, konuştuk. Bu özlem bitmiyor zaten. Yani ömrümüz istediğimiz kadar 50 sene burada geçirelim. Her gittiğimizde aynı özlem devam ediyor. Ama maalesef tabii o eskisi gibi nemalemizde eski arkadaş, çocukluk arkadaşlarımız kaldı. Yaşamayanlar var. Kaybettiğimiz var. Nur içinde yatsınlar. Komşuların pek çok şeyi değişti. Eskiden bizim top sahamız olan yer şimdi blok oldu. Tanımadığımız insanlar geldi. O zaman mahalleye gittiğimiz zaman çocuklarla, mahalledeki arkadaşlarla samimi olduğumuzda, hani sarmaş dolaş olduğumuzda ya kim bu diyenler şimdi yavaş yavaş kim olduğumuzu anladılar bunca zamanda. Bambaşka bir dünyaya gidiyoruz şimdi. Burada 50 sene, 15 sene kesintisiz Türkiye'de bir yaşantı. Burayı hiç unutamayacağız. Türkiye'de hep gönlümüzün bir köşesinde kalacak zaten. Ama eninde sonunda gideceğiz Türkiye'ye. Dirimiz olmasa da ölümüz gidecek.